CIA'nın öldüğünü sanıyordum. Ölmemiş demek. Sanki biri kötü bir şaka yapıyor. Olduğuna inanmak istemiyorum. Bana yine eskisi gibi kötü mü davranacaksın? Ömer, yüzüme bile bakmıyorsun. Ne yapmamı bekliyorsun? Geçmişin yaralarını sarmak kolay değil. İkimiz için de. En ufak bir rüzgarla savrulmayalım lütfen. Senin ufak rüzgar dediğin benim hayatımın travması. Siyah İnci ikimizin de hayatını mahvetti. Hayır Zehra Hanım. Senin hayatında yeni bir sayfa açtı. Evlendin. Yuva kurdun. Çocuğun oldu. O operasyondan sonra hayatı mahvolan benim. Hakkında soruşturma açılan. Görevden uzaklaştırılan. En yakınları tarafından yalnız bırakılan. Benim. Sen değilsin. Ne oluyor şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. İddiada berabere kaldık. Ömer her şeyi itiraf etti. Ne dedi? Sana söyleyemem biliyorsun. Ona söz verdim. Neyse. Berabere kaldığımıza göre hem iş hem aşk. Ben söylemedim. Sen kendin buldun. Yani aşk kısmını anlıyorum da iş kısmı. Uzay. Yoksa siyah inci mi? Kesinlikle. Orada ne olduysa operasyon sırasında olmuş. Acı çekenin yalnızca sen olduğunu sanıyorsun. Benim içim kan ağlarken sen evlendin, yuva kurdun. Allah başka dert vermesin. Bilmediğin şeyler var Ömer. Senin de. Neden konuşmadın o zaman? Dinlemedin çünkü. Yanlış bir zamanda gelmedin değil mi? Estağfurullah başkan. Evet, böyledir işte. İnsanın geçmişi hiçbir zaman peşini bırakmaz. Birden pat diye böyle karşına çıkıverir. Yani 40 yıl düşünsem siyah incinin karşımıza çıkacağı aklımın ucundan bile geçmez. Ömer. Zehra. İkiniz için de çok zor bir durum biliyorum, farkındayım ama bu konuyu kişiselleştirmenizi istemiyorum. Merak etmeyin başkanım. O meseleler geçmişte kaldı. Söylediğine kendin bile inanmadın değil mi Zehra? Yani bir anda her şeyi unutmanızı beklemiyorum. Ama duygusal davranamazsınız. Çünkü siyah inci konusu artık milli güvenlik meselesi.
Görevin ciddiyetinin farkındayız başkanım. Değilsiniz Ömer, değilsiniz. Durumun ciddiyetinin farkında olsanız 10 sene önce yaşadığınız bir hikayeyi burada oturup böyle tartışmazsınız. Siyah inciyi bulmak zorundayız. Bulacağız başkanım. Bulacağız. Ülkemizin geleceği için, güvenliği için bulacağız. Sizin yarım kalmış hikayenizi aydınlatmak için değil. Tamam? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkan. Anlaşıldı başkan. Şimdi siz çıkın. Sen annenin yanına git. Sana ihtiyacı vardır. Sen de kızının yanına git. Kendinizi toparlayın. Yarın sabah burada olun.